Tekrar sizlerleyiz sevgili izleyiciler ve aramızda çok değerli bir konuğumuz var. Kendisi Hospitalist Hastanesi'nden kulak burun boğaz uzmanı Cenk Teker bizlerle. Öncelikle hoş geldiniz. Kusura bakmayın hocam. Ben teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz. Sizleri sormalı. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Mersi. Sizleri aramızda gördük. Daha iyi olduk bugün. Ben de çok mutlu oldum. Teşekkür ederiz hocam. Hocam öncelikle ben bayanların dikkatini çekecek olan bir konu diyorum ama artık günümüzde tabii erkeklerimiz de burun estetiğinden gidiyor ve bugün size burun estetiğinden bahsedeceğiz. Burun estetiği kimlere yapılır? Neden gereklidir? Biraz bahseder misiniz? Zevkle. Tabii. Burun estetiği ihtiyaç duyan, psikolojik olarak ihtiyaç duyan ve fiziksel olarak ihtiyaç duyan özellikle kemik gelişimi tamamlanmış, 16 yaşını aşmış erişkin popülasyona rahatlıkla yapabildiğimiz, bay bayan tüm hastalarımıza zevkle uygulayabildiğimiz bir prosedür. Evet. İnanılmaz önemli çünkü günümüzde selfiler, internet ve sosyal medya patlamış durumda. Evet. Biz de bu noktada hastalarımızın beklentilerini karşılamaya çalışıyoruz. Oldukça da keyifli sonuçlar alıyoruz. Evet. Ve özel hospitalist hastanesinde de gerçekleştiriyorsunuz değil mi Cenk Bey? Çok fazla sayıda. Çok fazla sayıda. Yaklaşık olarak günde 4-5 ameliyatımız oluyor. Sadece estetik burun ameliyatı ile alakalı. Ve yıllardır buna devam ediyoruz. Peki, kanamalı... İnanılmaz bir talep var. Çok güzel. Peki ağrılı kanamalı genelde gelen hastalar bundan çok muzdaripler. Yani ağrı olacak mı, kanama olacak mı, gözümde morluklar ameliyattan sonra biraz bahseder misiniz? Tabii ki zevkle. Evet. Şimdi sanıldığı gibi bir durum değil aslında. Evet. Çünkü ameliyatımızı biz genel anestezi altında yapıyoruz. Ancak hastaya sadece genel anesteziyi vermiyoruz. Damarların büzüşmesini sağlayan lokal anestetik maddeleri de enjekte ediyoruz ameliyat sahasına. Dolayısıyla ameliyat sonrasında ağrı çok korkulacak bir noktada olmuyor. Hatta çok hafif oluyor. Evet. Çok keyifli bir ameliyat. Ancak bir konforsuzluk söz konusu. Gerek burnumuzun içinde biriken salgılar. Salgılar diyorum tamamı kan değil bunların. Gerekse de ne kadar silikon kullanırsak kullanalım tamponların bazı etkileri olabiliyor. Morluklara gelince, bileğimiz burkulduğunda bile morarması son derece normal. Bazı hastalarımızda morarma çok fazla olabiliyor, bazı hastalarımızda daha az olabiliyor. Burada dikkat edilecek bir konu var. Özellikle bazı hastalarımızın, aspirin kullanan hastalarımız oluyor ve bunu bizlere söylemiyorlar sormamıza rağmen. Aspirin özellikle kalp hastalarına verilen, yaşlı popülasyonda kullandığımız kanı sulandıran bir ilaç olduğu için morarmayı ve kanamayı hem ameliyat sırasında hem ameliyat sonrasında yaratabilecek nedenlerden biri. Kış mevsimindeyiz. Portakal suyu ve nar suyu. Evet. Yine aynı şekilde kanama zamanını uzatan içecekler bunlar. Evet. Doğal, öğrenmiş antioksidan olur. Çok önemli. Ve çok keyifli tüketin diye özellikle önerdiğimiz noktalar. Ancak ameliyattan sonra ve ameliyattan birkaç gün önce tüketmememiz gereken gıdalar. Ancak travmaya bağlı olarak ciddi bir morluk gerçekten çok fazla görmüyoruz. Görmüyorsunuz. Çok fazla görmüyoruz. Evet. Peki hocam yani kalp hastası olanlarda, şeker hastası olanlarda daha önceden konsültasyonlar yapılıyor. Yani ameliyat sırasında neler yaşıyorsunuz hocam? Bunlardan bahseder misiniz? Tabii ki. Ameliyat sırasında birincisi hastayla ameliyat öncesinden kısaca bahsetmek isterim müsaadenizle. Hastalarımızın beklentilerini gözlerinin içine bakarak karşılayabileceğimizi ya da karşılayamayacağımızı çok iyi saptamamız lazım. Çünkü yüzümüz vücudumuzun en çok görünen bölgesi. Burnumuz da onun en çıkıntılı bölgesi. Evet. Dolayısıyla bir ömür boyu cerrahıyla beraber yaşadığı sürecin sonunda biz aslında hastanın en belirgin noktasında ömür boyu kalacak bir imza atıyoruz oraya. Dolayısıyla hastamızı açık ve net bir şekilde bilgilendirmemiz gerekiyor. Sonuç olarak biz bu işe karar vereceksek eğer açık, samimi, dürüst, öncesini ve sonrasını planlayarak gitmemiz gerekiyor. Ameliyattan önce fotoğraflarımızı alıyoruz ve hastamızla beklentilerimizi konuşuyoruz. Hem cerrahi hem psikolojik. Evet. Çünkü burun içinde ciddi sorun olmasa da minik bir tümseyi dert eden o kadar çok hastamız var ki biz onlara yardımcı olmak adına beklentilerinin ne olduğunu bilmek durumunda kalıyoruz. Bunlar çok keyifli ve kolay kısımlar. Ancak ameliyat sırasında hastamızın cildi kalın mı, cildi ince mi, ameliyat sonrasında yaşayabileceğimiz sıkıntılar, ameliyatta yaşanmış olan sürenin uzunluğu veya kısalığı. Çünkü
ameliyatı olabildiği kadar kaliteli bir zamanlamayla dokuya maksimum saygı göstererek bitirebilirsek evet. hastamıza maksimum faydamız dokunmuş olacaktır. Evet. Hocam peki her burun estetik ameliyatı olabilir mi? Genelde mesela şöyle bir duyum vardır. Artık doğru mu biliyoruz, yanlış mı biliyoruz ama kemerli burunlara estetik ameliyatı olmaz. Olursa da çok kötü engellere yol açar diye. Şimdi her burun estetik ameliyatı yapılabilecek noktadadır. Evet. Çok bu net. Önemli. Çok net. Evet. Ancak burada günümüzde birçok şey çok fazla değişmiş durumda. Nedir? Çok minyon, küçücük boyu olan bir insana kocaman bir burun yapılmaz. Ya da 1.75 boyunda bir bayana küçücük bir burun yaparsanız çok acayip kalır. Doğru. Dolayısıyla artık yüz oranlarından ziyade, sadece yüz oranlarından ziyade tüm vücut oranlarıyla beraber doğru planlamayı yaparak yapmak durumundayız. Mesela özellikle yurt dışındaki izleyicilerimiz de şu anda merakla dinliyorlardır bizi diye düşünüyorum. Flemenk popülasyonda burun delikleri karşıdan bakıldığında görülen bir ırk yapıları ve yaratılışları itibariyle. Bizler tam olarak buna uymayan bir milletiz. Dolayısıyla hastanın beklentisini ve kendi doğrularınızı birleştirip doğru bir sanat eseri ve tıbbi doğrularla inşa edilmiş bir eser çıkarmak zorundayız. Evet. Peki ameliyat sonrası bakımı nasıl olmalıdır hocam? Ameliyat sonrası bakımı çok güzel bir soru. Çünkü ne kadar izin alıp gelmeliyim? Ya da yurt dışından gelip ne kadar bir planlama yapmalıyım? Evet. Bunun için yaklaşık olarak 48 saat kadar, 24-48 saat çok ağır burun içi eğriliği olan hastalarımızda tampon kullanmak durumundayız. Evet. Bazı ameliyatlarımızda tampon dahi kullanmıyoruz. Ancak bu da çok önemli bir nokta. Çok önemli. Hastalarımızın primer fobisi diyebilirim buna. Aslında hiç büyütülecek bir şey yok. Hiç acı duymayacaklar, tamponu da hissetmeyecekler. Ancak burunları tıkalı olduğu için özellikle su içerken çok zorlanacaklar. Evet. Dolayısıyla biz bu konforsuzluğu ortadan kaldırmak adına tamponsuz ameliyatları daha fazla gündeme almış durumdayız. Ancak bazı burunlarda olmazsa olmazımızdır. Evet. Dolayısıyla yaklaşık olarak 5 ila 7 gün içerisinde hastamızın her işini bitirmiş, bandajlarını almış, rahat bir şekilde tekrar günlük yaşantısına tekrar işlerine ve memleketlerine yollayabiliyoruz. Peki yurt dışından gelen hastalarınız için özel bir kampanyanız var mı Cenk Bey? Yurt dışından gelen hastalarımız için elbette özel bir kampanyamız var. Şöyle bir kampanyamız var. Birincisi ülkemiz artık sağlık turizmi konusunda Orta Doğu ve Avrupa'nın içinde merkez ülke olması itibariyle çok önemli bir noktada. Dolayısıyla biz burada hem bilinirliğimizi yükseltmek hem yaptığımız işleri yurt dışında da prezent etmek istiyoruz. Ülkemiz adına da ciddi bir ekonomik gelir olmak durumunda. Evet. Dolayısıyla her burun standart olmamak koşuluyla olabildiği kadar faydalı olmaya çalışıyoruz. Evet. Peki sinüzit hastalığı olan hastalarda burun ameliyatı olur mu? Çok güzel bir soru. Tebrik ediyorum sizi. Evet, teşekkürler. Şöyle söylemek istiyorum. Biz burnumuzu salt görünen burnumuzun ortasındaki çıkıntılı organ gibi görüyoruz. Oysa ki burun ve paranazal sinüsler bir bütün olarak değerlendirilmek durumunda. Burnumuzun içindeki solunum mukozası sinüslerimizin içinde de var. Hatta daha ileri gideyim akciğerlerimizin en ücra köşesinde de var. Evet. Dolayısıyla solunum yollarının başlangıcı burun ancak sinüslerde içinde. Dolayısıyla ameliyat öncesi değerlendirmemizde hem endoskopik muayenemizde hem tomografi, bilgisayarlı tomografi görüntülemeleriyle beraber hastalarımızın önce iyi analiz edilmesi, aynı seansta varise sinüzitlerinin de alınmasıyla alakalı, sinüs yollarının açılmasıyla alakalı tüm girişimleri yapabiliyoruz. Evet hocam. Peki hocam, burun ameliyatı oldu hastamız, grip oldu, enfeksiyon kaptı, ne yapar? Burun ameliyatı olmuş bir hastamıza enfeksiyon kapmaması için elimizden geleni yapmak durumundayız. Evet. Çünkü özellikle gribal enfeksiyonların damlacık yoluyla, solunum yoluyla bulaşabildiği noktada hastamızın çok ziyaretçilerle haşır neşir olmasını istemiyoruz. Evet. Ancak pseudo grip dediğimiz bir noktada var. Yani yalancı grip. Bizim burun içinde kalan salgılarımızın bir müddet sonra kendiliğinden geçecek salgılarımızın ya da tamponlarımızın etkisiyle hastalarımız grip olduğumu zannediyorlar. Evet. Aslında olmuyorlar. Evet. Aslında böyle bir şey yok. Dolayısıyla keyifli bir şekilde onun üstesinden geliyoruz. Her türlü
medikal tedavi opsiyonumuz var bu noktada. Koku alma kaybı yaşayabiliyorlar mı hastalarımız? Hayır. Az önce dedim ya, evet, ameliyat süresini belli bir noktada tutmak, hı-hı, dokuya maksimum saygıyı göstermek, dolayısıyla koku hücrelerine de maksimum saygıyı göstermek durumundayız. Burun içini de dışını da çok iyi bildiğimiz için burada çok hassas davranarak bu noktaya gelmiyoruz. Evet. Peki burun estetiğiyle burun dolgusu aynı şey midir hocam? Evet, güzel bir soru. Burun dolgusu sadece çöküntü olan bölgelere ya da asimetrik görünümlerde simetriyi, hı-hı, sağlamak için kullanılan, asla vücudumuza ait bir madde olmasa da vücudumuzdaki bazı maddeleri taklit ederek o boşlukları belirli sürelerle dolduran maddelerdir. Dolayısıyla kalıcı hedef, amaç, hı-hı, ise burun estetiği. Ancak yılda bir kere ben burun dolgusu yaptırırım diyorsanız burun dolgusu olabilir. Ama bu işin doğrusu fizyolojiyi de nefes almayı da devam ettirebilmek için, hı-hı, septorinoplasti dediğimiz burun estetiği ameliyatlarıdır. Evet. Hocam ben hemen şöyle söylemek istiyorum. Burun estetiğinden bahsettik ama ben benlerle ilgili de sorular sormak istiyorum. Zevkli. Tıp dilinde ben nedir aslında, onu da bir öğrenmek istiyorum. Ben deriz ama ben deriz. Nedir? Biz bunun, evet, tıbbi adına nevüs deriz. Nevüs, evet. Vücudumuzda çeşitli bölgelerde çıkan, vücudumuzla beraber uyum gösteren ve, hı-hı, uyum göstermeyen dokular ve kabarıklıkların ve pigmentasyonların oluşturduğu patolojilerdir benler. Evet. Benlerimiz çok değişik yerlerde olabilir. Hatta çok ölümcül olabilen malign melanom hastalığının, hı-hı, habercisi olabilir. Evet. Ayak altımızda, ayak tabanımızda hiçbirimiz kolay kolay kontrol etmeyiz ayağımızın altını. Olabilen bazı ben türleri öldürücü olabilen neden kanser türlerine yol açar. Peki belirtileri neler hocam öldürücü olan benlerin? Maalesef yani, gözlemlemek, hı hı, kanayan bir ben varsa, evet, buna dikkat çekmek, uygun noktada bir dermatoloji uzmanına, cildiye mütehassısına gitmek ve onun analizinin yapılması ve eksizyonu, yani tamamen çıkarılması, hı hı, kozmetik olarak çıkarılmasından bahsediyorum. Çünkü şunu söylüyor hastalarım, iz kalacak mı hocam? Evet. En önemli konu. Her yarada minicik iz kalır. Bunun ne kadar olduğu çok önemlidir. Benin kendi orijinal duruşundan daha estetik bir iz kalabilir. Minicik de olsa ama çok büyük bir iz asla kalmaz. Evet. Dolayısıyla bu korku olmaması gereken bir, hı-hı, nokta. Siz sormadan ben söyleyeyim. Dişisi erkeği var mı derler. Halk arasında, evet, çok sorulan bir sorudur. Bıçak vurulursa ne olur bu benlere? Bıçak vurulunca hiçbir şey olmaz. Genelde bıçak vurunca çoğalır deniliyor. Diye bilinir. Evet. Diye bilinir. Doğru bildiğimiz ama yanlışlar böyle bir şey diyelim. Değildir. Evet. Nevüs'ün özellikle de güneşe maruz kalan, çünkü, hı-hı, zararlı ultraviyole ışınların günümüzde çok fazla arttığı noktada pigmentasyona bağlı olarak değişikliklerin, hı-hı, ve radyasyona bağlı olarak kanserleşmenin çok rahat görülebileceği noktada özellikle görülen bölgelerde yüzümüz gibi, hı-hı, bunları halletmekte fayda var. Peki nevüslerin renk olarak ayırabilir miyiz hocam? Yani açık renkli benler, açık koyu renkli benler olabilir, kırmızı benler olabilir, evet, kahverengi olabilir. Mavi ve yeşillerinin görüldüğü de vakalar vardır. Evet. Bunların hiçbirisi, hı-hı, potansiyel hastalığın habercisi değildir. Evet. Ancak direkt inceleme sonucunda, hı-hı, cildin mikroskopla incelenmesi sonucunda hangisinin yayılma eğiliminin daha fazla olduğunu görerek, rengine bakarak değil, evet, ama görerek saptanabilecek hususlardır. Peki hocam tedavi süreci ne kadardır? Yani beni aldıktan sonra ne kadar sonra normal haline alır? Beni aldıktan çok kısa bir süre sonra, yani, hı-hı, aynı gün işinize dönersiniz. Ne kadar sürelik bir işlem? 10 dakika sürmez. 10 dakika sürmez. 10 dakika sürmez. Yani dolayısıyla, hı-hı, nevüs bizim için, çünkü yüzümüzde de çok fazla var. Burnumuzda olabilir, alnımızda olabilir, hı-hı, yanağımızın ortasında olabilir. Kimisi için çok karakteristiktir. Kimisi, evet, de bir türlü barışık olamayabilir. Evet. Hiç panik yapmadan çok keyiflice yapabildiğimiz şeylerdir. Evet. Peki et benlerinde de aynı şeyleri söyleyebilir misiniz? Et benlerinde de aynısını söyleriz. Hı-hı. Skin tag dediğimiz bizim deri artıkları da vardır. Ben olmayan, hı-hı, deri uzantıları. Bunlarda da çok rahat cerrahi, kriyoterapi, hı hı, gibi tedavilerimiz var. Hiçbir sıkıntı, sorun
ve iz korkusu yaşamadan gidilebilecek. Evet, genellikle çünkü iz korkusu vardır gelen hastalarda. Elbette, elbette. Ben bu izi yaşayacak mıyım yoksa ne kadar işte bandajlı duracağım diye. Hiç böyle bir şeye gerek yok. İnanılmaz keyifli. Çünkü bizim işimizin içinde önce primum non nescere, önce zarar verme, sonra maksimum fayda, sonra hastanızla beraber yine gözünün içine bakarak çok teşekkür ederim, Allah razı olsun laflarını duyabilmek gibi faktörler çok önemlidir. Peki kanserli benleri nereden anlayabiliriz hocam? Biz yani kişi kendi olarak anlayabilir mi? Kişinin kendi anlaması çok zor. Mutlaka bir cildi uzmanına görünmesinde fayda var. Evet. Mutlaka. Hocam burun estetiğinden bahsettik. Benlerden bahsettik, nervüslerden bahsettik. Ben bir de botoks uygularımdan bahsetmek istiyorum. Botoks uygulamalarınız mevcut mu? Hospitalist botoks hastanesinde. Botoks uygularımız, dolgularımız, örümcek ağımız. Evet. Ameliyatlı ve ameliyatsız yüz germe, karın germe, kol germe gibi işlemlerin estetik ve plastik cerrahinin gerektirdiği yüz güzelliğiyle fasyal estetiğin yapılabildiği, son sistemle yapılabildiği ve havaalanına çok yakın bir lokasyonda olan merkezimizde her türlü işlemi başarıyla ve zevkle yapabiliriz. Evet. Peki o zaman botokstan başlayalım hocam. Botoks nedir? Kimler botoks yaptırabilir? Botoks aslında bir toksindir. Botulinum toksindir. Evet. Botulinum toksini çok nadir hastalıklar, myasthenia gravis gibi hastalığı olan, bir türlü kas hastalığı olan hastalar dışında bazı ilaçları kullanan, çok özellikle ekstrem ilaçları kullanan kişiler dışında birçok insan güvenle yaptırabilir. Botoksun etkileri geri dönüşümlüdür. Bazı kas gruplarının aktivitesini ortadan kaldırarak istenilen bölgede gerginliği sağlamaya yöneliktir bu işlem. Ancak ehil ellerde yapılmalıdır. İstenmeyen yan etkiler, kaymış dudaklar, asimetrik kaşlar ve asimetrik kaz ayaklarının olduğunu çok gördük maalesef. O yüzden bunun çok iyi planlanması, doğru işaretlenmesi ve doğru dozajda orijinal moleküllerin kullanılması çok önemlidir. Maalesef Çin burada da işin içine giriyor. Çin'den gelen bir parça daha az güvenilir. Etkinliğinin ne olduğu bilinmeyen ilaçlar da piyasada fazlasıyla mevcut. O yüzden orijinal ilaç kullanarak gitmekte fayda var buna. Evet. Hocam bir de şunu sormak istiyorum. İnsanlar genelde botoksu yılan zehri olarak biliyorlar. Böyle bir şey var mı? Botulinum toksin yılan zehri değil ancak bir toksin, bir zehir dediğim gibi. Dolayısıyla zehirli. İstenmeyen yerlere yapıldığında, çünkü botoks sadece yüz estetiğinde değil, koltuk altı terlemelerinde, el ayak terlemelerinde çok güvenle yaptığımız bir şey. Çünkü masmavi bir gömlek giydiğinizde yaz ayında koltuk altında kocaman bir ter lekesiyle dolaşmayı hiç kimse istemez. Evet. Burada da çok başarılı uygulayabildiğimiz, ancak doğru kasa doğru miktarda yapılan bir toksin. Evet. Dolayısıyla etkinlik, kar, zarar olarak bakıldığında ehil ellerde zehir olması hiç önemli değil. Evet. Her yaşa uygulanabilir mi hocam botoks? Ergen yaş öncesine medikal tedavi dışında uygulamayı çok uygun görmüyoruz ama onun dışında uygulanabilir. Evet. Hiçbir zararı olmadan. Kol altı sarkmalarında da kullanıyoruz botoksu dediniz. Tedavi yöntemi. Koltuk altı terlemelerinde özellikle. Çünkü ter bezlerinin de etrafındaki kaslarıyla beraber geçici olarak felce uğratılmasıyla salgılarımız ortadan kalkıyor. Evet. Hijyenik olmayan görüntü ortadan kalkıyor. Kokular azalıyor. Evet. Sıvı olmadığı zaman kokular da azalıyor. Ya. Dolayısıyla çok önemli bir nokta ve inanılmaz %100'e yakın başarı var. Evet, çok güzel. Dehşet bir şey yani. Estetik ameliyatlarınızda PRP'yi kullanıyor musunuz? PRP'yi kullanıyoruz. Gerektiği zaman kullanıyoruz. En son aşamada mı kullanıyorsunuz yoksa... PRP aslında yüzün doğruca temizlendiği, maskelendiği, cilt bakımının yapıldığı noktadan sonra uygulandığında daha faydalı bir yenileme sağladığı için daha sonra kullanmakta fayda gördüğümüz bir işlem. Peki herkese uygulayabiliyor musunuz hocam PRP? PRP tabii ki herkese uygulanabilir. Çünkü kişinin kendi kanından elde edilen trombositten zengin bir karışım olduğu için ve kişinin kendi trombositi olduğu için güvenle uygulanabilecek bir ürün. Öncelikle izleyenlerimiz merak ediyor. Biz PRP diyoruz ama PRP nedir hocam? Biz ondan da bahsedelim. PRP
platelet rich protein dediğimiz. Evet. Yani platelet dediğimiz şey bizim trombositlerimiz, kanımızın pıhtılaşmasını aslında sağlayan kendi, hücreler. Evet, hücreler. Kendi kanımızdan elde evet. edilmiş serum aslında. Dolayısıyla kendi kanımızın kendini yenileyebilme enerjisini ve potansiyelini kullanarak stem cell dediğimiz hücrelerin çoklukla ortama dahil olduğu ve lokal yenilenme yarattığı, lokal iyileşme yarattığı noktaları saptayıp biraz doping yapmak gibi bir nokta aslında. Evet. Hocam özel o hospitalist hastanesinden bahseder misiniz bize? Zevkle. Özel hospitalist hastanesi evet. oldukça eski bir hastane. İsmi 2007 yılından beri özel hospitalist hastanesi. Özellikle hastalarımıza çok fazla değer verdiğimiz için tüm branşların bir arada olduğu yeni doğan yoğun bakım 400 gramlık bebelerimizi büyütüp 8 yaşına getirdiğimiz nokta var ki bu bize gurur veriyor. Evet, ne güzel. Yaklaşık olarak erişkin yoğun bakımımız mevcut. Tüm branşlarımız ahenk içinde, en önemlisi multidisipliner çalışabildiği noktada. Her branşın her şeyi bilme zorunluluğu yok. Ama herkesin birbirine evet. samimiyetle, güler yüzle hastanın faydasına olan sıcak sonuçları rahatlıkla değerlendirip konsülte edebildiği ve hastalarımızı gülümseterek yollayabildiğimiz bir hastane kuruluşu. Hospitalist Medikalist Kardeş iki kurumuz. Evet. Hospitalist Medikalist Grup. Oldukça keyifli ve yenilikli bir yapıyız. Yeriniz tam olarak nerede yerimiz hocam? Yerimiz tam Bağcılar'ın meydanında. Evet. Metro istasyonunun karşısında. Evet. Türkiye'nin en kalabalık ilinin en kalabalık ilçesinin tam meydanındayız. Evet. Ve inanılmaz bir yakınlıkla Atatürk Havalimanı'na yaklaşık 10 dakikalık mesafedeyiz. Evet. Hocam ben şöyle de bir soru sormak istiyorum size. Çocuklarda geniz eti almasının nasıl yöntemleri var? Çocuklarda geniz eti alımının birçok yöntemi var. Kısaca bir girizgah evet. yapmak isterim çünkü kış aylarının başlarındayız. Evet. Ve çocuklarımız sürekli hasta, sürekli hasta, sürekli evet. hasta. Elbette ki hasta olacaklar. Çünkü burundan iyi nefes almak durumundalar. Evet. Burnumuzun önünde iki delik olduğu gibi arkasında da iki delik var. Ve geniz eti tam bu arkadaki iki deliği tıkayan bir lenfoid doku, bir et büyümesi. Dolayısıyla bunun nefes almayı engellediği, çocuğumun burnu sürekli tıkanık dediği bir nokta var. Ve enteresan bir şey, orta kulaktaki, orta kulak boşluğunun geniz boşluğuyla birleştiren östeki borusunun ağzını da tıkayabiliyor. Evet. Dolayısıyla kulakta işitme kaybı, burun tıkanıklığı, tıkanıklığı, ağız diş bozukluğu, dişlerin üst üste gelmesi, damak kubbeleşmesi, tabak gibi dümdüz bir yüz, yüzde gelişme bozukluğu, asimetriler, en önemlisi işitme kaybına bağlı asosyal çocuklar, bir türlü sosyal olamayan, iyi duyamadığı için sınıfında geri kalan birçok çocuk oluyor. Çünkü çocuklarımızın gerçekten uykuya, yemeğe, anneler yemek yediremiyorlar geniz eti olan çocuklara. Çünkü çocuk boğulacak gibi oluyor, evet. yemek yiyemiyor. Evet. Bütün bunları hep bir arada neden olan ve tam olarak kulak burun boğazın merkezi olan geniz bölgesinin büyümesiyle alakalı. Çok nadir vakada burun içinden yaklaşabiliyoruz. Ama genelde ağız içinden girip yumuşak damağın tam arkasında evet. ve yukarısında kalan bölgeden oranın radyo frekans, laser ya da küretle kazınması şeklinde yapabildiğimiz ki en keyifli olanı... Lokal anestezi, genel anestezi... Lokal anesteziyi asla sevmiyoruz bu noktada. Evet. Özellikle çocuk yaş grubunun sadece güvenliği değil, psikolojisini de düşünmek zorundayız. Evet, o da çok önemli tabii. Çok, çok. Çocuklarda travmaların olmaması gerekiyor. Onlar bizim geleceğimiz. Evet. Dolayısıyla biz bu noktada keyifli bir şekilde hastalarımızı tedavi ediyoruz. Ve hastalarımızın büyüyüp bize gelip de teşekkür ettiği anlar acayip keyifli ne oluyor. Ne mutlu sizlere hocam. Kesinlikle. Bir izleyicimizden sorumuz geldi şu anda. Yetişkinim diyor fakat geniz eti ameliyatı oldum. Hala nefes almakta zorluk çekiyorum. Elbette ve tekrarladı. Elbette ki bakmamız gereken bir durum. Çünkü burnumuzun içinde iki delik var dedik ama bunların kenarlarında iki tane. Evet. Bizim konka dediğimiz burun etlerimiz olmazsa bu burun boş burun olur. Çalışmayan bir burun olur. Burun etlerimiz bazen gerek alerjik hastalıklarla gerek İstanbul'da yaşamak gibi bedeli yüksek olan şehirdir İstanbul. Çünkü hava kirliliğinin evet. olabildiği, maalesef. Egzoz gazlarının ve klimaların olabildiği bir şehirdir. Burnumuzu
çok saygısızca kullandığımız bir şehirdir. Burun etlerimiz asimetrik büyüyebiliyorlar. Çünkü burun etlerimizin kılcal kan damarlarından çok yoğun bir yapısı var. Büyüyüp küçülebilme özellikleri var. Gerekirse bunların küçültülmesi söz konusu olabilir. Burunda deviasyonumuz olabilir. Geniz bölgesinde tıkanıklıklarımız olabilir. Gizli poliplerimiz olabilir. Ve en önemli nedenlerinden biri alt çenemiz geride olabilir. Dil kökümüz de geriye kaymış olabilir. Ve özellik, bu da engelleyebiliyor. Evet, hepsinden dolayı olabilen şeyler var. Hastamızı bir kulak burun boğaz uzmanının görmesi gerekiyor. Fayda var. Peki, teşekkür ederiz. Peki hocam, horlama, uyku apnesi geniz etiyle bağlantılı mıdır? Çocuk yaşta evet bağlantılıdır. Erişkin yaşta değildir. Çünkü sadece değildir. Burnumuz hiç çalışmasa bile horlamayacak tığ gibi bir sürü popülasyon var. Özellikle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yüksek kilo. Evet, çok önemli. Yüksek günümüzün kilo. Hastalığı. Evet. Fast food'un sonucu, evet. Obezite, egzersiz yapmamak, sigara tüketmek ve düzensiz yaşamak, uyku saatlerinin belli olmamasıyla beraber, evet, uyku apnesi çok sık gördüğümüz, çocuklarda da geniz etine, hatta birbirini örtecek kadar yakınlaşmış bademcikler yüzünden iyi nefes alamayan çocuklarımız olduğunda bütün bunların uyku apnesine neden olduğunu da öğrenmiş olduk. Görüyoruz. Evet hocam. Hocam, son bir sorum var size. İstediğiniz kadar sorabilirsiniz. Kepçe kulak estetik ameliyatlarında çocuklarda ne gibi uygulamalar yapıyorsunuz? Kepçe yetişkinler için de geçerli midir? Yetişkinler için de geçerlidir tabii. Estetik kaygılar özellikle dediğim gibi selfie'den sonra çok enteresan bir hale almış durumda. Bayanlar şanslı bu noktada. Topuz yapmadıkları sürece sorun yok. Ancak topuz yapmış bir bayan da saçını istediği gibi kullanmak isteyecek yerine göre. Dolayısıyla kulakta özellikle asimetrik olduğunda ya da kepçeleştiğinde ciddi keyifsiz görüntüye neden olabiliyor. Hatta sosyal hayatta takılmalara neden olabilecek bir durumdur. Evet. Bunu da tedavi etmek son derece basit. Patolojinin doğru tespit edilmesi lazım. Bizim kulağımızın içindeki o karışık şekil aslında bizler için çok ciddi yerleri olan kıkırdak bükülmeleri diyelim. Evet. Bütün bunların varlığı veya yokluğunu değerlendirip konka dediğimiz kulak arkasındaki çıkıntının büyüklüğü ve küçüklüğü sadece kepçenin olup olmadığı, helix antihelixin olup olmadığına bakılarak rahatlıkla yapabildiğimiz prosedürler artık çok rahat ve çok kolay yapıyoruz. Eskisinden çok daha farklı hale geldi. Açık ve kapalı yapılabiliyor. Evet. Çok fazla tecrübemiz var. Çok ağrılı, kanamalı oluyor mu? Özellikle ağrı mı? Estetik burun ameliyatından bir tık daha fazla olabiliyor. Evet. 3 güne kadar sürebiliyor. Çok onun dışında çok ciddi sıkıntılarımız olmuyor. Hı-hı. Ancak kulak ameliyatı inanılmaz yüz güldürücü bir noktada oluyor. Evet hocam. Evet hocam, izleyicilerimizden bir soru daha geldi. Zevkle. Tiroidle ilgili sorumuz. Ameliyat olmak istiyor ama her tiroid ameliyat olabilir mi? Hangi tiroidlerde ameliyat gerekiyor? Çok güzel bir soru. Tiroid hastalıklı, tiroid bir defa vücudumuzun vites kutusu gibi görebildiğimiz, vücudumuzun hızını belirleyen bir salgı bezi. Tam ortada duran, kenarlarından da seslerimize giden sinirin içinden geçtiği bir organ. Evet. Dolayısıyla tiroid cerrahisi sonucu ses yaralanmaları ciddi görülebiliyor. Günümüzde ehil ellerde bu %100'e yakın başarıyla yapılabiliyor. Tiroid hastalıklarının bir, vücudumuzun kendi sistemiyle beraber otoimmün hastalıkları var. Kendi tiroid dokumuza, kendi vücudumuz yabancı görüp bazı antikorlarla saldırdığı nokta olduğunda bunun medikal tedavisi olması gerekiyor. Hipo ya da hipertiroidi dediğimiz tiroidin fazla ya da az çalıştığı durumlarda, yani hipotiroidi özellikle söylemek istiyorum. Özellikle kabızlık, ağır kanlılık, uykuya meyil, hareketsizlik isteği olan hastalarımız mutlaka bir baktırmak durumundalar. Bir de çarpıntısı olan, özellikle genç bayanlarımızda çok fazla gördüğümüz bir nokta. Çarpıntısı olan, heyecanlanan, titremeleri olan, acıkan ve yine bağırsak sisteminde düzensizlikleri olan hastalarımızda, terlemesi olan hastalarımızda tiroide mutlaka bakmak lazım. Ve eğer bütün bunlar, her şey normalse tiroidin içinde nodüllerimiz var. Evet. Bu nodüller
çaplarına, büyüklüklerine ve ekojenik olup olmadığına göre bakılarak mutlaka cerrahi olarak değerlendirilmeli. Çünkü ince iğne aspirasyon biyopsisinde yanılma payı çok fazla. True cut biyopsilerde bu biraz daha iyi oranlarda ama biz eskisi gibi nodülü almıyoruz. Tiroid dokusunu alarak bu işi yapıyoruz. Ve evet. İnanılmaz yüz güldürücü sonuçlar ve var. Ve özel hospitalist hastanesinde de gerçekleştiriyorsunuz. Zevkle ve güvenle yapabiliriz. Evet. Hocam vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür güzel bilgiler verdiniz bizlere. Son olarak buradan izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ben buradan aslında izleyicilerimize bir şey hatırlatmak istiyorum. Kanun'un de dediği gibi halk içinde muteber bir nesne yoksa saat gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes saat gibi. Çok bu çok önemli bir hatırlatma. Önce nefes alalım. Başımız da ağrıyacaktır, halsiz de hissedecektir. Önce nefes almayı bilelim. Nefes güzel almak için de mutlaka aldığımızın farkına varalım. Onlara sağlıklı ve keyifli bir hayat diliyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. Ben ayağınıza teşekkür sağlık. Ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle sağlıklı kalın, hoşça kalın.